Evet efendim, selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, affı, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bugün e, yayınımıza çok güzel bir konuyla başlayacağım ve devam edeceğim. E, belki bir iki video yapabiliriz bununla ilgili. E, şimdi e, anlatmak istediğim konu Mevlana'nın aşk ahlakı. Bundan bahsetmek istiyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi e, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı e, Din Felsefesi Doktora Tezinde Muzaffer Ayvaz Mevlana Celaleddin Rumi'nin ahlak öğretisi hakkında şöyle demektedir: Mevlana'nın ahlak öğretisi temelde Allah, insan ve evren arasındaki bu ontolojik bir ilişki kuran ve bu ilişkiyi daha çok aşk, teslimiyet ve tevhid kavramlarıyla tanımlamaya çalışan dinamik bir ahlak öğretisidir. Zira Mevlana'ya göre insan Allah'tan sonra varlık piramidinin en üstünde yer alan ahlaki ve manevi açıdan büyük bir potansiyeldir. Zaten insanın en temel sorumluluğu da bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve ideal bir insana dönüşmektir. Bu yetkin, olgun, kamil insan bedenli nefsin esaretinden kurtulmuş, Allah tarafından kendine bahşedilen ruhu ve gönlü takip ederek kendini gerçekleştirmiş ve bu bilinçle davranma faziletine ulaşmış dinamik bir ahlaki öznedir. O Bezmi Eles'teki ahit doğrultusunda aslına rücu ederek ahlaki ve manevi gelişimini tamamlamış ve Hazreti İnsan payesini hak etmiştir. Bezmi Elest ruhlar yaratıldığı zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna evet sen bizim Rabbimizsin dediler ya ruhlar olumsuz soruya bele ifadesini kullanarak Arapçada olumsuz soruya verilen evet cevabı. Eğer olumsuz soruya neam deselerdi hayır sen bizim Rabbimiz değilsin anlamı çıkıyor Arapçada. Olumsuz soruya bela diye cevap verilir ve ruhlar da evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Evet işte o bezme ahit doğrultusunda aslına rücu ediyor insan. Ahlaki ve manevi gelişimini bu dünyada tamamlayarak ne makamına ulaşıyor? Hazreti insan makamına ulaşıyor. Bu payeyi hak ediyor. O Allah ile kurduğu birlik tevhid bilinci içerisinde nefsine üstün gelmiş ve ebedi mutluluğu yakalamış bir e, ifadeye göre tanrı merdedir. Aynen e, ee, Mevlana'da geçen ifade. Evet o Allah ile kurduğu birlik tevhid bilinci içerisinde nefsine üstün gelmiş ve ebedi mutluluğu yakalamış bir tanrı merdidir. O gönlünü ilahi aşkla bütün kötü duygu, düşünce ve reziletlerden arındırıp güzel huy ve faziletlerle donatarak sükun bulmuştur. İnşallah Rabbim bu şekilde ruhlarımızı temizleyip sükunete eren insanlardan olmayı nasip etsin. Dolayısıyla bu ahlak öğretisi haz, fayda, ödeve dayalı ahlak sistemlerinden de akıl ve iradeye dayalı geleneksel erdem ahlakından da farklıdır. Onu aşk, teslimiyet ve tevhid bilinci üzerine inşa edilen bir gönül veya aşk ahlakı olarak isimlendirmek daha doğrudur diyor yazarımız. Hz. Mevlana insan için nihai hedefin mutluluk olduğu konusunda filozoflarla aynı fikirdedir. Fakat mutluluğun tanımı ve mutluluğa ulaşma yol ve yöntemleri konusunda onlardan ayrılmaktadır. Nitekim Mevlana özellikle mutluluk konusunda tasavvuf ahlakı geleneklerine bağlı kalarak nihai iyi kabul ettiği Allah'a vuslatı ve onun ahlakıyla ahlaklanmayı en büyük mutluluk olarak görmektedir. Biliyorsunuz bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Ee, şimdi oradan sonra da Mevlana'nın aşk ahlakını anlatmadan edemedim. Ona ulaştıran her şeyi araçsal iyi kabul etmektedir. O bu bağlamda nefsin köleliğinden kurtulup ruhi bir yolculuğa çıkmayı, ruhun akıl ve aşk yetileriyle gönlü arındırarak Allah'a ulaşmayı yani vuslatı, sükun bulmak, huzura ermekle bir tutmaktadır ve mutlulukla özdeşleştirmektedir. Yani Mevlana'ya göre mutluluk, sükun ve huzur bulmak Hazreti Allah'tan. Yani bence de en büyük mutluluk bu. Öyle değil mi? İnsanın ancak Allah'la kurduğu bu birlik bilinci içerisinde mutlu olabileceğine inanan Mevlana, benliği eriterek, eğiterek ve gerçekten Allah'ın istediği gibi bir ahlakla donatarak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı ebedi mutluluk ve huzur için şart koşmaktadır. Zira kendi mistik tecrübesini bile bu bağlamda yorumlamakta ve bilinçaltından süzülüp gelen binlerce beyt şiiri adeta bu mutluluğa şahit göstermektedir. Hz. Mevlana tasavvuf ahlakı geleneğine bağlı kalarak en yüksek iyi veya nihai iyiyi Allah'la özdeşleştirmektedir ve insanın ancak Allah'la kurduğu bu birlik şuuru içerisinde mutlu olabileceğini savunmaktadır o birliğe, tevhide ulaşmayı en temel ahlaki hedef olarak belirlemekte ve Allah'a ulaştıracak her şeyi araçsal iyi veya mutluluğu pekiştiren yardımcı değerler olarak görmektedir. Bu bağlamda o nefsin esaretinden kurtulup aşkla Allah'a ulaşmayı ve bu birlik şuuru içerisinde huzur bulmayı önermektedir. Hz. Mevlana kendi varlığını eriterek, Allah'ın varlığında eriterek, onun ahlakında eriterek, Allah'ın ahlakıyla ahlaklananların ebedi mutluluğa ve huzura ulaşacağına inanmaktadır. Mevlana bu mutluluğu yakalamak için ruhi hazları rehber edilmeyi öğütlemektedir. Hatta o Allah'a ulaştıran anlık bedensel hazları ve araçsal iyileri bile övmekte, yalnız mutluluğa engel olan bedensel hazları eleştirmektedir. O, kötülüğe meyleden nefsi terbiye etmeyi, akılla kontrol altına almayı veya daha güvenli bir yol olarak da tutkuya dönüşen aşkla Allah'tan başka her şeyi gönülden temizlemeyi ve birlik şuuru içerisinde ebedi mutluluğu yakalamayı önermektedir. Kısacası o daha çok ruhi hazlar üzerinde yükselen ruhi bir mutluluk ve sükun halini ahlak öğretisinin nihai hedefi yapmaktadır. Evet. Tevhid bilincine ulaşmakta bulduğu bu sükun ve mutluluk halini bazen ilahi aşkın verdiği sarhoşlukla da özdeşleştirmektedir. Nitekim o, aşk söz konusu olduğunda sarhoşun kusuruna bakılmaz sözleriyle aslında aşk sarhoşluğuyla iradesini Allah'ın iradesinde yok eden aşık için daha esnek etik kriterler benimsemiş gözükmektedir. O belli bir yetkinlik düzeyine ulaşan ve gönlünde din zevki yerleşen aşıklar için artık dünya lezzetlerinden de geçip ebedi mutluluk peşinde koşmayı asıl kriter kabul etmekte ve gönlünde din zevki beliren kişiye dünya balı lezzetli gelir mi hiç diye sorarak ruhi zevkleri ön plana çıkarmaktadır. Hz. Mevlana'ya göre din kazancı aşktır, gönül cezbesidir, hak nuruna kabiliyettir. Tasavvuf esasında bir temizlenme Arınma yoludur. Bu yolculuk sonlu varlığın daha yaşarken sonsuzluğa atlayışı. Fenadan bekaya sıçrayışıdır. İnsanı Allah'a yaklaştıran veya Allah'la birleştiren bu vuslat yolculuğu üç safhadan, üç merhaleden oluşuyor. Birincisi riyazat. Ve feragat. Ya riyazat ve feragat safası yani terk. İkincisi vecid ve istirak safhası. Üçüncüsü ve son safha huzur safhasıdır. Birincisi dünya yükü diye ne varsa hepsini gönülden çıkarmaya, terke dayalı bir teslimiyet ve hazırlık safhasından ibarettir. Evet, burada riyazat da gerçekten önemlidir. Hayvandan çıkan e, hiçbir şeyi yememe, hayvan niye gıdaları tüketmeme biliyorsunuz bunlar e, eğer biz enerji frekanslarımızı yükseltmek istiyorsak e, bu tarz gıdalardan uzak durmak gerekir ve onların halvet durumlarında en çok yaptıkları riyazatla yani sadece topraktan çıkanı yemek bitkisel beslenmekle e, bitkisel ürünlerden proteinlerini de almak suretiyle düzgün ve dengeli beslenerek. O şekilde ayarlıyorlar düzenlerini. Hem riyazat var hem de kalpteki dünya ile bağlantılı olan tüm yükleri ne varsa hepsini gönülden çıkartmaya ve terk etmeye dayalı bir teslimiyet. Bir hazırlık safhası. ilk safhası. İkincisi ise evlattan ve irşattan geçme haline dayalı bir şevk, lezzet, vecd ve istirak safhasıdır. Bu yönüyle tasavvuf hikmetten ziyade zevktir, ilahi hazdır. Bu vecd ruhu mutlak aleme yükseltir ve onunla birleştirir. İstirak denilen aşırı vecd hali adeta dervişin miracıdır. İşte dervişe enel hak dedirten bu yoğun hazdır, şiddetli vecd halidir. Fakat bu süreç Vecd ile bitmez. Vecd sadece gayeye götüren bir geçitten ibarettir. Vuslatın asıl gayesi huzura ulaşmaktır. Vecd ve istirak kemal haline gelince derviş huzur denizine dalar. Onun varlığı mutlak huzurla dolar. İşte tasavvufun asıl meyvesi de huzurdur. Diğerleri kabuktan ibarettir. Sonsuz mutluluğa bir hazırlıktır. Rabbim bu sonsuz huzura ulaştırsın bizleri inşallah. Hazreti Mevlana'ya göre tensel zevklere aldanmayıp olgunlaşma sürecini tamamlayan ve aşkla birlik şuuruna ulaşanlar için ahirette büyük mükafatlar vardır. Ebedi nimetler vardır. Onlar Allah tarafından yüceltilecek ve kendilerine sürekli lezzetler verilecektir. Fakat onlar bu dünyada da ebedi mutluluk ve huzurun belirtilerini hissedecekler ve tadacaklardır. Ahlaki gelişimini tamamlayan ve Allah'la birlik şuuruna ulaşanlar sonsuz bir mutluluk ve huzur içinde yaşayacak hatta ölümsüzleşeceklerdir. Zaten yeryüzünde görülen bütün güzellikler, iyilikler ve nimetlerin asıl kaynağı Allah'tır ve insan bu süreç sonunda bütün bu nimetlere sahip olacaktır. Mevlana bu şuur düzeyine ulaşanların elde edeceği ebedi nimetleri şöyle anlatmaktadır. Allah yalvarıp yakaranlara ihsanda bulundu mu? Onlara ihsan ettiği şeylerle beraber uzun da bir ömür bağışlar. Nimet'i de ebedidir. Onun nimet ettiğine de ebedilik verir. Allah lütfetti mi o lütuf cam gibi sana karışır, seninle bir olur. Adeta sen o olursun, o sen olur. Sen de ekmek ve suya iştah yoksa bu ikisi de olmaksızın sana tertemiz bir rızık verir yine semizliğin gittiyse Allah o gayb aleminden lütfeder. Sana zayıflıkta bir gizli semizlik şişmanlık verir. Uluların içtikleri o gizli kadehten yeryüzüne bir yudumcuk saçı verir. Güzellerin saçlarında, yüzlerinde o bir yudumcuk şarabın nişanesi vardır.'' Padişahlar bu yüzden o topraktan meydana gelen güzelleri yalar dururlar. Gece gündüz yüzlerce gönülle o topraktan meydana gelen güzeli öpüp durman onda güzelliğin bir zerresi bulunduğundandır. Seni toprakla karışmış bir yudumcuk güzellik şarabı böyle deli divane ediyor. Artık onun safı neler yapmaz ki? Bir düşünün can bunlardan ten olmadan yüz gösterse o vuslattaki letafeti ben anlatamam ki diyor. U yaşayan insanlar öyle işte bunlar anlatılmaz yaşanır zevk edilir. Mesela misali. Ah ha. Ah ah. Güzelleştin mi? O güzele ulaşırsın da o ruhu kimsesizlikten kurtarır. Onun rutubeti can bahçesini besler, yetiştirir. Soluğu gamdan ölmüş kişiyi diriltir. Yalnız aşağılık cihan saltanatı vermez. Yüz binlerce çeşit çeşit başka türlü saltanatlar bağışlar. Amin inşallah. Hz. Mevlana'ya göre ruhu beden içerisinde hapsolup kalan veya bedenli nefsin sürekli arzu ve istekleri tarafından kuşatılan insan Ahlaki ve manevi gelişimini kolay kolay tamamlayamaz. Bu nedenle insanlaşma sürecini tamamlayıp vuslata eren ve Allah'a ulaşan insanların sayısı çok azdır diyor. Ya Olgunlaşmak, yetkinleşmek için insanın iyi kötü diye etiketlenen bu varlıklar dünyasının da ötesine geçmesi. Ki bu mevzu çok önemli ee, ve bunları çok detaylı bir şekilde çok güzel eğitimlerin içerisinde anlatacağım. Çok detaylı olarak açacağım bu konuyu. Diyor ki bakın olgunlaşmak, yetkinleşmek için insanın iyi, kötü diye etiketlenen bu varlıklar dünyasını aşması, onun da ötesine geçmesi, Elest Bezminde verdiği sözü hatırlayarak ahdine vefa göstermesi ve birlik şuuruna ulaşarak ölmeden önce ölme iradesine sahip olması gerekir. Bu süreçte ibadetler ve iyilikler ancak araçsal bir değere sahiptirler. Yani ibadetlerimiz ve iyiliklerimiz bizi Rabbimize götüren bir burak misalidir. Bir araçtır. Onlar insanın nereye taşıdıkları ve mutluluğa ne kadar hizmet ettiklerine bağlı olarak asıl değerini kazanırlar işte o zaman. Dolayısıyla insan bu dünyada hiçbir zaman tam anlamıyla bu dünyada tam anlamıyla mutlu olamaz. Zira ruhlar aleminde cennete alışan insan bu dünyada kendini hep gurbette hisseder. Anladınız mı neden mutlu olamaz? Ya ruh orayı arzuluyor çünkü. Hep bir arayış içindedir ruh ve orayı aradığı ve arzuladığı için aslında burası onu tatmin etmiyor. Kendi ifadesiyle diyor ki önceden denize alışan balık derede rahat edemez. Havuz yurt olamaz ona. Cins cinse gider. Bu sınama yeter artık. Padişah padişahın yanına gider. Eşek eşeğin yanına gider. Her parça böylece aslının aslına kavuşuyor. Ne hoş bir alem, ne güzel bir şey diye tanımlıyor. Ya. <laughs> Hazreti Mevlana'nın mesneviye giriş olarak yazdığı ilk 18 beyitteki ney metaforu da bu gerçeğe işaret etmektedir. Bu beyitler kendi ideal mahiyetini arayan, aslına rücu etmek isteyen, geldiği yerin hasretini çeken ve kaybettiği mutluluk mutlak mutluluğun peşinden koşan insanın sembolize etmektedir. Ney? Onun bu serzenişini dile getirmektedir. Aslında Mesnevi'de anlatılmak istenen tek bir hikaye vardır. O da ruhun ahlaki ve manevi yolculuğudur. Zira Mesnevi'de bir nur, aşk ve kudret sentezi halinde var. İyi ve güzel olan Allah'tan bir gün tekrar ona kavuşmak için ayrılan ruhun bütün macerası, hicranları, arayış ve buluşlarıyla bir madde ve ihtiras yuvası olan nefsin buna engel olmak yolundaki bütün azgınlıkları hikaye edilmiştir. Özellikle Mesnevi'nin mecazlarından oluşan ilk 18 beyti adeta ruhun ilahi alemden ayrılışı, gurbete düşüşü, bu ayrılıştan sonraki hasreti, aşkı ve tekrar ona dönme, kalıcı mutluluğa ulaşma serüvenine, vuslata tahsis edilmiştir. Nitekim Mevlana bu seriveni şöyle özetlemektedir. Önce Tanrı'dan ayrıldık da şu dünyaya geldik. Fakat halden hale, şekilden şekle döne döne ona gidiyoruz biz. Vatan sevgisinden dem vurma, durma yürü, gerçek vatan orasıdır diyor. Evet, görüldüğü üzere Mevlana insanın en büyük sorumluluğunun ruhunu beden esaretinden özgürleştirerek asıla, öze rücu ile kendini gerçekleştirme olduğunu savunuyor. Bu sorumluluktan kaçanların mutluluktan yoksun olarak dünyada beden hapsinde hüzün içerisinde kalacakları ve öbür dünyada da ebedi mutluluğa ulaşamayacaklarını belirtir. Bu tür insanların ancak şehvet gibi anlık, geçici ve ardından çoğunlukla acı hissettiren tensel maddi hazları tadabileceklerini fakat sonsuz mutluluk getiren manevi hazlara hiçbir zaman ulaşamayacaklarını ifade eder. Dolayısıyla onların ruhlarının hep beden hapsinde esaret altında kalıp gerçek özgürlük ve mutluluğu hiçbir zaman tadamayacağı beden ve ruh arasında çarmıha gerili yaşayacakları hep bir gerilim ve sıkıntı içerisinde kalacaklarını ifade etmektedir. Ruhunu beden hapsinden kurtarıp özgürleştiren, nefsin arzu ve isteklerinden kurtulan insanların ise bu dünyada mutlu oldukları gibi öbür dünyada da sonsuz mutluluğu tadacakları, hatta ölümsüzlüğü yakalayacaklarına inanır. Aslında Mevlana'nın mutluluk anlayışı bu yönüyle. Aristoteles'te olduğu gibi mutluluğu en yüksek iyi ile özdeşleştiren fakat ondan daha farklı olarak uhrevi bir mutluluk, dünyevi bir mutluluk diye ikisini birbirinden ayırarak uhrevi mutluluğun asıl olduğunu, dünyevi olandan mutluluk diye bahsedilmesinin ise mecazi ve hakiki mutluluk olan uhrevi mutluluğa götüren vasıtalar, tali iyilikler olduğunu düşünen Gazali'nin mutluluk anlayışına benziyor. Mevlana'nın mutluluk anlayışı. Zira Mevlana da bu dünyayı bir yalan ve geçici bir dünya olarak görmekte, Gazali ve Platon'un fikirlerine yaklaşmakta, geçici zevklerden gelen dünyevi mutluluğu da değil, asıl sonsuz ve kalıcı olan uhrevi mutluluğu hedeflemektedirler. Bu mutluluk da ancak dünyadan, bedenden ve nefisten kurtulup Allah'a ulaşmakla gerçekleşir. Fakat bedenli nefisle bu dünyada bunu başarmak zordur. onun tek çaresi ölmeden önce ölmek birlik tevhid bilincine ulaşmaktır. Evet, sevgili izleyicilerim. Şimdi burada bunu kesmek istiyorum ve devam edeceğim. E, aşk ahlakı çok güzel bir duygu ve çok güzel bir konu. Allah'ım içselleştirmeyi, idrak etmeyi, hissetmeyi ve yaşamayı nasip etsin bizlere. Kendinize çok iyi bakın, iyi günler diliyorum.